Son bölüme geçtik efendim, evet. Ankara Konuşuyor da eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez Beyefendi ile Avukat Emre Bey ile de sohbetimiz devam ediyor. Bu arada Sanatoryum Caddesi'nde 3 araçlı kaza var. Hacı Bektaş Veli Köprüsü sonrasında merkez yönde. Yoldaki dinleyicilerimize de onu uyaralım, oraya girecek olanlar dikkat etsinler. Sanatoryum Caddesi 3 araçlı kaza var. Hacı Bektaş Veli Köprüsü sonrası merkez yönde. Bankaya gittik, yasal takibiniz var diye bize Ziraat Bankası belki vermedi diye. Şimdi bir dinleyicimiz de aramış. Şimdi bu Emre Bey, futbol evet. kulüpleri şimdi meselesi. Sayın Bakanım, Ziraat Bankası'na kredi kartı borçlusu olan insanları yapılandır diye diyoruz ama Ziraat Bankası herhalde topu taca atıyor anladığım kadarıyla mesajlardan. Çünkü böyle bir borcun Ziraat Bankası altından haklı olarak kalkamaz. Hiç kimse, yani Ziraat Bankası çöker. O zaman şimdi, daha önce Cumhurbaşkanı belki bir fikir verilmedi biz bunu yapamayız diye. Yani bilmiyorum ama belki o şimdi söylendi, seçimden sonra unutulur gider. Şimdi Ziraat Bankası'nın bir de ikinci daha büyük bindiriliyor. İflas, Türk Futbol Kulüpleri biliyorsunuz iflas etmek üzere. Hatta iflas etti de açıklanmıyor. Ben de bir Fenerbahçe Spor Kulübü delegesi olarak söylüyorum. Fenerbahçe'de büyük bir iflasın eşiğinde. Şimdi Ziraat Bankası Türk Futbol Kulüplerinin borçlarını yapılandırıyor ama peki hangi parayla yapılandıracak? Kulüplerin hepsi iflas etmiş durumda. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Ünlü eski futbolcu ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı ilk kral çıplak diyenlerden oldu medyada. Ve dedi ki Saffet Sancaklı, Türk futbol takımları özellikle dört büyükler iflas etmek üzere. Şimdi bakıyoruz bu kulüplerin borçlarına. Fenerbahçe'nin 2018 yılı itibariyle 4 milyar Türk lirasına yakın borcu var. Beşiktaş'ın 3 milyar Türk lirasına yakın borcu var. Galatasaray'ın borcu yaklaşık, o da 4 milyar Türk lirası. Trabzonspor'un borcu 1,5 milyarı buluyor. Bunlar sadece 4 büyüklerin toplam borcu 16,5 milyar. 2018 daha yılı sonu itibariyle. Eski parayı da söyleyeyim. Eski parayla da 16,5 katrilyon. Müthiş. Katrilyon borcu. Bu Anadolu takımların borçlarını bilemiyoruz. Bir veri yok elinde. Onlar daha da zor durumda. Yani onlar da zor durumdadır. Şimdi Ziraat Bankası'nın 2018 yılı net karı, bakın, 7,9 milyar. 7,9 katrilyon. Futbol kulüpleri, 4 büyük futbol kulübünün borcu 16,5 katrilyon. Yani Ziraat Bankası'nın bu borcun altından kalkması, yapılandırması imkansız. Mümkün mü? Bunlar bitmiş. Bir de sen neyi yapılandıracaksın? Ben Fenerbahçe delegesi olarak biliyorum. Fenerbahçe'nin bütün gelirleri temlikli. Yani temlik edilmiş gelir, zaten yüksek gelirlerin hepsi bile başka kişilere, alacaklılara gidiyor. Alacaklılar bile alacağını tam alamıyor. Batmış durumda. Bu Türk futbol kulüplerinin borçlarını Ziraat Bankası'nın yapılandırmasına imkan yok. Niye bu yola girdik? Türk futbolu çöktü. Bırakalım bu takımlar batsın mı Sayın Bakanım? Ne yapacağız yani? Bir de herkese veya UEFA almayacak Ziraat Bankası yetişebiliyor mu? Yetişebilecek mi? Tabii Ziraat Bankası diye bakmamak lazım. Bu devletin üstlenebileceği bir ağır sorumluluk. Ziraat Bankası'na bu kadar haksızca yüklenmek doğru değil. Ziraat Bankası'nın ne gücü yeter buna ne de misyonu bu yeter. Ziraat'ı kullanıyorlar. Çünkü diğer bankalar böyle bir şeye girmekten kaçınırlar. Ziraat öncüsü oluyor. Muhtemelen Ziraat Bankası bu kulüplerden kredi alacağı da var, alamadığı. Muhtemelen diyorum. Bilmiyorum yapılarını. Ancak şunu söylemek isterim. Spor çok önemli. Büyük kulüplerimiz hepimizin göz bebeği. Ben de delegesiyim Fenerbahçe'nin ama şimdi bu kulüplerde de har vurup harman savuran menajerlere, 5. sınıf oyunculara milyonlarca dolar veren veya yaşlanmış veya komisyon aldığı iddia edilen ve çok sayıda da kötü yönetimler geldi geçti. Tabii. Bakın Ali Koç Bey cebinden para koyduğu halde Fenerbahçe ancak 100 lira biliyor yani. Borçlarını ödemesi çok zor. Yani bu bireysel. Ben yani yapılandırma furyasında, yani şımarık zengin müteahhit yapılandırıyorsun da milyonların gönül verdiği kulüpleri niye yapılandırmıyorum diye soranlara cevap veremem. Bu yola girdiyseniz adil olmanız lazım. Ama bunu kim ödeyebilir? Faizlerine bir bonifikasyon yapılabilir mi? Yani vadelendirme yapılabilir mi? Bunları konuşmak lazım. Ben spor kulüplerinin bugünkü gelirleriyle gideceklerini düşünmüyorum. Ben Türkiye'de dört büyükler başta olmak üzere futbol kulüplerinin belki de 5 sene süreyle Avrupa'ya gitmemesi lazım. Zaten UEFA almayacak herhalde. Evet. Bizim takımları almayacak. Cezadan önce bence gönüllü yapmak lazım bunu. Evet. Şeysel faciası var. Biliyorsunuz Belçika'da büyük bir olay oldu. İngiliz taraftarlar olay yaradı. Bir sürü futbol sever vefat etti. Öldü. Müthiş bir katliam gibi bir olay oldu. İngiliz hükümeti biliyoruz 5 sene boyunca yasakladı Avrupa'ya gitmeyi bunlara. 5 yıl mı 3 yıl mı tam hatırlayamadım ama 5 yıl yasak beş koydu. 5 yıl Thatcher kendisi yasakladı. Kendi yasakladı. İngiliz sıkı bir spor yasası çıkardı. Bakın Londra'da maçları izlerim ben bazen.
bir tek bozuk para atmazlar sahaya. Futbolcuyla taraftar arasında 2 metre bile mesafe yokken bile. Evet. Niye? Çok sert etkili önlemler, iyi bir eğitim, aynı zamanda spor disiplini sağlandı ve spor rekabet, tatlı bir rekabet, yarış ve üstünlük mücadelesi, ama asla şiddet veya başka şeylere gitmiyor. Çünkü düzenlemeyi yaptı. Bizim de bana göre, yani bu emsal aynı emsal değil belki yani, ama Sayın Cumhurbaşkanı yapması gereken, diyorsunuz ki bunların borçlarını, batık borçlarını milletin sırtına yıkacağınıza, bu takımlara deyin ki Sayın Cumhurbaşkanı, siz 5 yıl 10 yıl neyse UEFA'ya bilmem neye gitmiyorsunuz. Tabii. Yabancı futbolcu almıyorsunuz, bu kadar milletin parasını çarçur etmiyorsunuz. Tabii. Ve oturuyorsunuz tabii. Adam gibi yerli futbolcu yetiştirip oynatıyorsunuz. Tamamen katılıyorum. Bakın. Yani buna Cumhurbaşkanı'nın bir bakın. De bunları borcu yapılandırılır. Mesut Özil'i düşünelim. İlkay Gündoğan mesela Manchester United'da oynuyor. Çok gurur duyuyoruz. Mesut Özil Arsenal'da oynuyor. Daha ona benzer neler var. Niye Almanya'ya giden ikinci kuşak, üçüncü kuşak evlatlarımız dünyanın en büyük takımlarında hem büyük transfer paralarıyla oynuyor hem de göğsümüzü kabartıyor da niye bizim 80 milyonluk ülkemizden Mesut Özil'ler, İlkay Gündoğanlar çıkmıyor? Bunlar Almanya detesi için böyle oluyor. Niye? Belli bir disiplin, belli bir altyapı. Tabii. Altyapı çok önemli. Bizden gidiyorlar, geliyorlar hemen. Bence Türk takımlarının 5 sene Avrupası yasaklanması, altyapı ödüllendirmeli mesela. Bu devlet diyebilir ki altyapıdan sen en az 5 oyuncu oynarsan ben senin faizlerini siliyorum diyebilir. Evet. Altyapıdan 5 oyuncu oynat diyecek. Yahut yani ben bunu yani uzman olmadığım için genel fikir olarak söylüyorum. Ya da bilmiyorum, yani, bankacı gözüyle söylüyorum. Yani teşvik ödül mekanizması ama ceza mekanizması olacak. Çok yani. Doğru. Çok başka türlü bu yapılandırmalar batık kurtarma olur yani. Şunu diyeyim. Şeyin ülkenin tank palet fabrikasını Katarlılara ortak vereceğimize, bu futbol takımlarını Katarlılara verelim. Hiçbir KDV katma değeri üretmeyen. Yok, istemem onu ben yani. Hiçbir üretim olmayan bir şeyler. Onu ben de ben istemem. Futbol takımı ne üretir ki bakalım. Futbol takımlarına mutlaka bir harcama disiplini getirilmesi, denetim ve disiplin şart, altyapı şart. Altyapıdan oyuncu oynatana faiz ya da kredi veririm diyeceksin. Faizsiz kredi veririm diyecek. Bir şey diyeceksin. Yani teşvik iki Türk takımları 3 sene Avrupa'ya gidiyoruz da ne oluyor? Bir turu geçemeyen yüzümüzü kızartan oyunlar oynanıyor. Evet. Yani ben de isterim Türk takımı Avrupa'da gururla bayrağımızı dalgalandırsın. Taraftar olduğum takım maçını izleyeyim, gideyim. Taraftarlık açısından çok hoş ama hani bu değirmenin suyu gelmiyor yani artık yani. Onun için Türk futbolunun mutlaka bir disipline edilmesi lazım yani. Evet. Fatih Altaylı çok güzel bir yazı yazdı geçen gün. Dedi ki, o da kendisi Galatasaray, fanatik Galatasaray. Evet, kongre delegesi. Kongre delegesi o da. Şimdi dedi ki Fenerbahçe hani ligden düştü, eyvah ikinci lige mi düşüyor diye espri yapılıyor ya sosyal medyada. Arkadaşlar dedi, bunun esprisi bile kötü. Fenerbahçe batarsa televizyonlar, Bein Sport diye bir şey kalmaz mı? Tabii mesela. Ya. Kimseye de televizyon. Kaç kişi işsiz ben. Biliyor musunuz yani orada kaç kişi çalışıyor? Aboneliklerimi iptal ederim. Ama şu tehlike var. Saffet Bey bunu güzel söyledi. MHP milletvekili. Yani bakın birkaç sene sonra Türk ligi tamamen bitecek. Çok ciddi borç batağı içindeler. Bu takımların çok kötü durumdalar. Hepsi iflas etmiş aslında. Adını koymuyoruz. Tabii. Yani bırakın hiçbir başarı. Yani Türk futbolu şu anda adı söylenmiyor. Bir tek Saffet Bey söyledi. Türk futbolu iflas etmiş. Teknik bir iflas tabii. Eden şu anda bir futbol tabii. var. O da bitmesin ya. Bir yani maçlar. İşte buna çözüm var. Tabii. Çözüm Sayın Bakan'ın birinci çözümü yani. Çok iyi. Ama benim dediğim yanlış anlaşılmasın. Yani bir ülkede Türk Telekom stratejik kuruluşlar yabancılara satılmış. İşte tank fabrika yabancılara verilmiş. Futbol kulübünü verip kurtulsak ne olur diye diyorum yani. Ama bizim sevincimiz o ya. O bitmesin. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Bakan, muazzam evet, bir sohbet. İnşallah dinleyenler de yararlanmıştır. Çok olumlu yönde mesajlar geliyor. Olsunlar. Keyifle dinlemişler. Emre Bey ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Muazzam bir programdı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz mutlaka. İnşallah seçimden sonra bir daha bir konuşuruz. Seçimden sonra ekonomiye bir daha bakarız. Bakarız. O gün bir daha değerlendiririz. Doğru. Ufuk Söylemez Beyefendi, eski Ekonomi Bakanı ve Avukat Emre Bey ile güzel bir program gerçekleştirdik. Ankara Konuşuyor yaptık. Biz yol durumuyla devam edeceğiz.